Melikçe Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, rica ağırladınız. Ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Siz de sağ olun. Sizleri tanıyarak efendim başlayalım bu röportaja. Melikçe Hanım kimdir, sektörle tanışmanız? Şöyle ki, sektörle tanışmam eşimden dolayı tabii ki, aile şirketiyiz. Ben daha önce reklam sektöründeydim. Enerji sektörü 2008'de atıldık ve ben bir 10 yıl kadar sonra dahil olabildim. Ama devam, hep süreçte takipteydim. Aktif olarak 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Yani ben kendi adıma. Kendi adınıza. Aslında Oğuzhan Bey'le beraber sırası omuz omuza verilmiş bir mücadele var diyebiliriz. Aynen öyle. Buradan da selamlarımızı, saygılarımızı kendisine göndermiş çok olalım desteklerinden dolayı. Hemen tanıyalım firmamızı. Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız? Tabii ki biz ölçüm direktleri, imalat, kurulumu ve raporlanması ile ilgili faaliyet gösteriyoruz. Ölçüm direklerinin imalatını kendimiz yapıyoruz. Elektronikleri tabii ki yurt dışından temin ediyoruz. Direklerin kurulum aşamasında profesyonel ekibimizle bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında veri takibi ve işin bitiminde de raporlanması ile ilgili faaliyet gösteriyoruz. Biz direklerin periyodik bakımlarını yaptıktan sonra kendi imalatımız olan direklere 3 yıl bakım garantisi veriyoruz. Yıkılmama garantisi veriyoruz. Bunu da çok fazla veren firma yok açıkçası diyebiliyorum sektörde. Yani biraz arz talep meselesi aslında işiniz. Aynen öyle. Her kişinin istedikleri de önemli. Kesinlikle. Bu noktada özellikle. Kesinlikle. Firmanın ihtiyacına göre biz de öneride bulunabiliyoruz. Onların da taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Danışmanlık da yapıyorsunuz aslında bir nevi. Aynen öyle. Düşündüğünüz zaman. Danışmanlık da yapıyoruz. Sağ tespiti, kurulum, taşınma, raporlama gibi hizmetlerimiz var. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye yapmaya çalışıyoruz. Harika. Bu başarının ve istikrarın sırrı nedir Melikçe Hanım? Yani çok kolay değil, ciddi bir istikrar var. Tabii ki ciddi bir istikrar. Sektöre ilk başlayanlardan olmak, işini seviyor olmak ve doğru bir iş çıkarmaya çalışmak, müşteri memnuniyetini kazanmaya çalışmak. Bunlar bizi kamçılayan şeyler ve sonuçlarını da bu şekilde alıyoruz. Evet, seviyorsunuz ama mesleğinizi. Evet, seviyoruz. Zaten insan sevmediği ve inanmadığı bir işte hani başarı göstermesi tabii aslında ki. Hani mümkün değil. İmkansız. Aynen öyle. Bunu söyleyebiliriz. Fuar nasıl geçiyor? Biraz fuar hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Fuar güzel, kalabalık, katılımcı sayısı da çok, ziyaretçi sayısı da çok. Güzel verimler bekliyoruz fuarda. Yabancı ziyaretçi de var. Bu da ülkemiz adına önemli bence. Kesinlikle. Ve fuardan sonra bir dönüşler de olacak mutlaka. Muhtemelen tabii ki olacak. Değerlendirmeye çalışacağız. Biz de yetişmeye çalışacağız. Harika. Personel kadronuz peki Melikçe Hanım? Toplamda kaç kişilik bir ekibiniz var? 4 ekip kurabiliyoruz. 5'er kişiden oluşuyor. Aynı anda 4 ekip çalıştırabiliyoruz ve 14 yıldır aynı ekiple çalışıyoruz. Konusunda profesyonel, gerekli sertifikaları, belgeleri olan insanlarla çalışıyoruz. Evet. Peki, firma olarak hedeflediğiniz yerde misiniz Melikçe Hanım? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Bundan sonraki hedef ve projelerimiz tabii ki yatırımcılara en iyi şekilde ihtiyaçlarını karşılayıp en doğru hizmeti verebilmek. Tabii ki firma olarak da insan kendisini düşündüğünde de hiçbir zaman hedefine ulaştım gibi bir şey söz konusu olamaz. O zaman çalışmanıza da anlam kalmıyor. Daha ileriye gitmek amacımız. Daha güzel hizmetlerimize devam edip daha ileriye gitmek. Evet, biz de bu yolda başarılar dileyelim çok sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir röportaj. Çok samimi bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim. Hem yaptığımız projeleri görürler, en azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Tabii ki 9-11 olurlar. Mayıs tarihlerinde buradayız, bekliyoruz herkesi. Evet. Tekrar ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Rica ediyorum. Çok hoşça teşekkürler. Hoşçakalın efendim, sağ olun.